Merhaba arkadaşlar, çok heyecanlı bir videoyla karşınızdayım. Uzun zamandan beri bana gece gizlice bir yerde kal diyordunuz. Ben de bugün sizlerle birlikte tam 2005 senesinden beri terk edilmiş Türkiye'nin tek verem hastanesinde gece gizlice kalacağım. Ay. Ayak mısınız? Nereye gidiyorsunuz? Ya Yiğit gelsene. Anneciğim. Şu anda Heybeliada'dayız bu arada. Bu hastane tam 220 dönümlük bir alana inşa edilmiş. Çok fazla bina var. Keşfedilecek çok fazla alan var. Ve bu videoda bana Yiğit de eşlik edecek. Çünkü ben bu tarz yerlerde biliyorsunuz çok tırsıyorum. Yiğit de çok korkmayacak bir arkadaşım değil ama boylu poslu bir arkadaş olduğu için bize eşlik edecek ve en azından birisi gelirse göz korkutacak bir tip olduğunu düşünüyorum. Yanlış mı düşünüyorum? İlk defa konuşuyoruz. Hiç böyle bir söz vermedim ama deneyelim. Peki korkuyor musun Yiğit? Tırsarım. Yalan yok. Beni tanıyan bilir. Tırsarım. Şimdi birazdan bu kapının üstünden atlayarak içeriye gireceğiz. Gördüğünüz gibi zaten içeriye girmek yasaktır ve dikkat köpek var yazıları bizleri karşılıyor. Çok fazla oyalanmadan direkt olarak içeriye girelim arkadaşlar. Ben zıplarım ama merak etmeyin. Oh! Sen de gel Temmuz. Biz şimdi içeriye girdik. Dışarıdan bizi hiç kimse görmesin, hızlıca ilerleyelim. Gelin. Burada daha girişte niye böyle bir yatak var? Bir şey diyeceğim, şimdiden çok korkunç değil mi? Burada birisi var mıdır? Arkadaşlar bir şey diyeceğim, burada birileri fanta manta içmiş. Harbiden baksana, çürümemiş bile bunlar. Burada birileri takılıyor mu? Takılıyor da takılacak yer değil ki bu, piknik alanı gibi değil ki bu. Yeni lan yeni şişe daha bu, ben biliyorum. Oha! Gerçek mi? Değil. 50 Cent. Doğru, $1 değil artık. Yarı yarıya. Birazdan hava kararacak tamamıyla. Ben şu anda bile bir ufak tırstım. Yani bu ormanın içerisinde olmak tek başına bana korku verdi. Hava tamamıyla karardığında ne olacak? Ya burası tamamıyla arkadaşlar terk edilmiş binalarla dolu. Bak yukarıda da bir tane var. Camları kırılmış. Bu yol kapalı. Çok garip, ağaç devrilmiş. Git önden alalım tamam. Da bir şey olursa bir bana göreceğiz. Arkadaşlar ben de gitemsiz gidiyorum ama. Tamam. Oha ya, otlar falan yolu kapatmış. Normalde sol tarafta buranın ana giriş kapısı var ve yola bakıyor. Yoldan geçenlerin bizi görmemesi gerekiyor. O yüzden hızlıca bu tarafa doğru gideceğiz. Wow, wow, wow. Şu an ana giriş kapısından biraz uzaklaştık. Bizi göremez en azından yoldan geçenler. Burası arkadaşlar Google'a yazdığınızda direkt çıkan görsel. Şu büyük yapı su deposu. Buraya ait su deposu. Ne yiyor lan? Bilmiyorum. Bir şey yiyor. Bir şey yiyor. Oha! Çok iyi değil mi? Benim bu dünyada en çok korkarak oynadığım oyun Outlast. Şu an tam o vibe yok mu? Oradaki hastaneye benziyor. Mekanımıza geldik arkadaşlar. Burası dediğim gibi birçok farklı binadan oluşuyor. İlk önce bir etrafı kolaçan edelim. İçeriye daha sonra gireceğiz. Birisi var mı en azından bakalım. Bir şuradan gitmek istiyorum. Gelin. Arada da böyle sesler geliyor sürekli. Ay, dalga seslerine bak. Çok iyi. Çok güzel oldu. Şu an arkamızda görmüş olduğunuz binaya daha fazla geç olmadan gireceğiz. Çok korkunç gözüküyor. Camlar kırılmış gördüğünüz gibi. Rüzgardan dolayı da zangır zangır sürekli olarak ses geliyor. Dışarıdan birisi geliyor zannediyoruz. Hava da iyice kararmaya başladı. Ben şimdiden korkuyorum. Bu arada korkmam falan diye açıkçası düşünüyordum ama biraz tırsmaya başladım. Hadi gel şuradan girelim. Evet. Yalnız dakika bir gol bir şuraya baksanıza. Hemşire terliği var. 35 numara. Hemşireler çok giyerdi eskiden bu terliklerden. Tabii şimdi artık Crocs giyiyorlar. Şimdi buradan giriyoruz. Zaten harabeye dönmüş buralar full gördüğünüz gibi. Her yerde çakıl taşları, kiremitler, cam kırıkları. Bina da o kadar eski ki. Pencerelere, kapılara bakar mısınız? Oh my god, bu ne? Bu ne? Bu ne? Burası çok korkunç. Oha! Burası 2005 senesinden beri bu arada terk edilmiş bir biçimde burada durmasına rağmen daha burada bir sürü hasta defterleri duruyor. Oha, oha. Kilosu bak. 77. 88 kilo gelmiş. Mesleği yazıyor. Oha. Çok korkunç. Nereye giriyoruz? Ben şu tarafa girme taraftarıyım. Normalde sola da gidilmez aslında ama hep annem sağ ayakla gir, sağ tarafı seçti. Bu arada şunlara baksana, yanmış bazıları. Ne? Allah kahretmesin. Allah kahretmesin. Arkadaşlar ciddi anlamda çok korktum. Kapılar eski olduğu için rüzgarda sallanınca gıcır gıcır ses geliyor. Bunlar gerçekmiş demek ki. Şuranın garipliğine bakar mısınız? Bunların arkadaşlar sanırım hepsi hasta belgeleri ve çoğunluğu yanmış. Abi sesler çok garip ya, çok garip ya. Nereye geldik biz? Şunlara bakar mısınız? İlaç tüpleri var burada bir sürü. Dosyalarıyla hepsi duruyor bu arada. Bunları yakmışlar sanırım yok etmek için. Bilerek yakıldıklarını düşünüyorum. Hasta belgelerini bu şekilde yok etmişler. Hepsini uğraşamayınca büyük ihtimalle yakmışlar. Hastaya verilen ilaçları not etmişler. İyice hava karardı bu arada biz içeriye girdikten sonra. Bu defter daha hiç kullanılmamış. Bomboş, sıfır. 1969 maliye yılından devir. Yuh! 1494 lira almışlar. Maliye defterleri. Bunlar hala burada duruyor. Kanka dolabın içinde ne var? Eski bir bilgisayar kasası var desem. Ay çok tırsınç. Bak. Şu taraf da bu arada aşırı korkunç gözüküyor. Şu anda var ya hani bir yerden bir kedi fırlasa bile aşırı tırsarım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu yukarıya çıkan merdiven iptal olmuş, yanmış. Ama şurada bir oda var, orayı zorlayacağız. Önden gidiyorum. Bu ne kanka ya? Bu ne böyle? Sesi duyuyor musunuz? Kapı inşallah kapıdır yani. Ay. Bizi gördüler işte. Bakayım. Temmuz ben şey videosunu izledim. Yapıyorlarmış saklambaydı bey. Hani ışık var mıydı orada? Tamam sokak lambası. Şey videosunu izledim ışık tutuyorlarmış. Saklandık falan dedi çocuk. Ya, yalan atıyordu orada. Evet. Onun videosundan 15'i yalan. %10 yalan evet. Tamam çok bağırmayalım. %100 yalan. Aaa oha nostaljiye bak. Fotoğraf filmleri. Eskiden bizde vardı bu eski tip kameralardan ama hiçbir şey gözükmüyor. Boş çünkü. Şimdi arkadaşlar buradan aşağıya inelim çünkü yukarıya çıkamıyoruz. Oradan gezimize devam edelim. Hadi Yiğit kankam önden. Çıktık buradan. Şu aya bakar mısınız? Ay çok ürkütücü gözüküyor. Hava da tam olarak kararmadı bile ama ben biraz tırstım ya. Biraz değil hatta az önce çığlık attım gördünüz. Aşırı heyecanlı değil mi yalnız? Bir yandan korkuyorum, bir yandan da çok heyecanlı. Şimdi burada aşağıya iniyoruz. Buradan aşağıya inen merdivenler var gördüğünüz gibi. Bu incir ağacı mı? İncir ağacı. İncir ağacı mı? İncir ağacı. Yolu takip ediyoruz. İnanamıyorum bu ne? Wow, camlar kırılmış. Oo, daha gidiyor. Bayağı bir gidiyor daha ileriye doğru. Kapı sizlere ömür. Ulan bu ses ne lan? Duyuyoruz değil mi? Camlar, kapılar kapanıyor. Damdun duyuyoruz değil mi? İçeriden tak tuk ses geldi. Allah bu sefer gerçek. Arkadaşlar böyle camları kapıları dağındığını vuracak kadar bir rüzgar yok. Bir kapıya vurdu. Bu ses ne? Bu ses ne? Ben müsaadenizi istiyorum. Bu ses ne? O lan biri vuruyor sanki kaçalım diye. O kadar rüzgar yok burada. Hayır. Vallahi biri var. Çok korktum arkadaşlar. Aa içe. Bir tanesi buradan... Anlasın. Tamam hadi. Hadi güle güle. Kim vuruyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ben çok tırstım şu an. Yiğit sen oraya ışık tuttukça... Ana! Kendi kendine vuruyor. Meryem rüzgardan. Ya pencere niye kendi kendine kapanıyor şu an o kadar... Rüzgardan, ama yok ki rüzgardan. Şu an rüzgar. Şey gibi hissettim çünkü sanki içeride birisi var ve... Hani biz gidelim diye çat çut kapıları camlara vuruyor gibi hissettim korkalım da. Hiç korkmuyorum şu anda tırsmaya başladım biliyor musunuz? Orada yol var mı? Bakıyorum. Ya saçmalamayın artık. Hayır, rüzgar değil bu. Abi ben de korktum biliyor musunuz? Ben çok tırstım şu anda. Daha hava kararmadı kardeşim. Bir şey diyeceğim hoş ya. Nerede hava da ben. Sus. Ben gidiyorum. Ne oluyor? Abi bir anda arttı. Meryem kamera. Ne oluyor? Meryem. Kim yapıyor? Meryem şu kameranın karşısına geç. Ben de korktum. Yiğit nasıl korkmuyorsun? Manyak mısın? Yemin ederim kalbim şu anda çok hızlı atıyor. Mikrofonda tam kalbimin üzerinde ses geliyor mu oraya bilmiyorum ama bir şey var. Ay. Meryem kameranın önünde dur bana yaklaşık. Korkuyorum. Burundan korkuyorum yok Meryem devam ediyoruz. Hayır ya. Hayır değil devam ediyoruz. Of. Vallahi devam ediyoruz. Susun. Ya bir şey vuruyor. Susun. Ben titriyorum şu an, elim ayağım titriyor. Bak, bak, bak. Yemin ederim ellerim ayaklarım titriyor. Rüzgardandır diyorum. Bak şimdi canım kardeşim, burada açık camlar var değil mi? Bunlar hiç oynamazken bazı camların bu kadar ses yapması... Bu ses ne? Yani hepsi yapsa, hepsi zangır zungur yapsa tamam diye, çok rüzgar var ya. Ya ben çok korkuyorum. Ciddi korkmuyor musunuz şu an? Korkuyorum da o kadar korkmuyorum. Ay, bu ses ne? Devam edelim. Rüzgardandır deyip gidiyoruz. Bütün korku filmlerinde bir dakika bir şey söyleyeceğim. Mal mısınız? Yılan sesi falan geliyor içeriden. Şöyle bir şey olur. Bu sesi duyunca gidersin yani. Öyle bir şey değiliz. Ben öyle bir şeydeyim. Ben girerim. Benim elim ayağım titremeye başladı. Ben çok korkuyorum. Ya ben oraya nasıl gireceğim? Bu ses ne? Beni kandırmıyorsunuz değil mi? Ya ne kandırsalak biz de kandırıyoruz. Fabrikadaki gibi mi yapıyorsunuz? Vallahi Allah eyvah. Çok korkuyorum şu an. Allah çarpsın. 9-10 farklı yerden ses geldi. O kadar insan tutturamayız içeri. Evet hadi gidelim. Bak böyle büyük bir prodüksiyon varsa... Ben şu an korkumu yendim. Herkes aynı anda kapıları camları çarpamaz. Cinler olması lazım. O zaman daha kötü. Cin diye bir şey yok. Ya böyle bir şey mi var? Yok cin diye bir şey yok. Ya bu çok kötü ses geliyor. Ben korkuyorum. Ben çok korktum. Yiğit'e yapış, bana yapışma. Evet gel. Ben gitmek istemiyorum. Karga. Ne kargası? Kedi. Ben gitmek istemiyorum. Ha, insansa da çok kötü. Zaten ben insandır diye düşünüyorum yani. Herhalde burada yatan hastaların ruhları falan değildir. Öyle şeylere inanmıyorum zaten arkadaşlar da. Ben maksimum ne bileyim köpek görürüz diye düşünüyordum. Köpek de bir şey yapmaz. Bu çocuk ama çok cesur, ben anlamadım. Nasıl? Meraklıyım, gel bir bak bakalım şuraya. Merhaba. Her terk edilmiş binaya girdiğimde şunu görüyorum. Ayıp ya, edepsizlik ya. Burası boş borular var. Bu ne? Ciğer filmi. Ben korkuyorum. Ben daha çok korkuyorum. Yüksek bütçeli olmayan orta seviyeli bir korku filminin başlangıcı, hatta yüksek bütçeli bile olabilir. Bu mekanı tutmak çünkü hiç kolay değil. Vallahi ben çığlık atar kaçarım. Nereye kaçacağız? Beni tek başıma bırakmayın. Ya ben buraya girmek istemiyorum. Burası çok korkunç. Çünkü içeriden biri çıksa nereye kaçacağız? Ay ya ne yapıyorsunuz ya? Yiğit sen mi? Dışarı çıkar mısın? Hayır çıkmasın. Çık dışarı. Çıkmasın. Çok güzel. Çık dışarı. Şunu bir bekle kapının. Başladık. Çok güzel. İçeriden biri gelirse Yiğit'i yolladık. Yiğit gel buraya. Ben Yiğit'e güveni yıkarım. Ben çok tutuyorum. Temmuz. Tamam Yiğit hadi gez oraları. Sen gez. Tamam. Ben korkuyorum hakikaten. Programı değiştirmiyorum. Ben öndeyim. Dostun arasına girmedik hiç. Evet burayı bir sizlere göstereyim arkadaşlar. Ben bekçi olayım lütfen. Girin. Bak. Al bekçi. Ya. Sakin. Bekçisine başlayalım ama. Ne oluyor? Sakin. Lan biri kandırıyorsa döverim ha. Biri şaka yapıyor biri. Temmuz beni kandırıyor musunuz? Hayır Allah çarpsın. Ne oluyor o zaman? Rüzgar var, bir şey olduğu yok ya. Böyle rüzgar olmaz ki. Niye olmasın? Terk edilmiş bunlar, rüzgar yağmıyor. Ben yukarı çıkmam. Bence bu video bitsin artık ya. Hayır saçmalama. Vallahi bitsin bu video. Rüzgar olsa bak. Bence de bitsin. Ben seni korkmak için. Bu video bitsin ya. Ben çok korktum. Ciddi misiniz? Yemin ederim arkadaşlar şu an kalbim inanılmaz derecede korkuyorum. Hava kararmadı. Bak dokun kalbim. Nasıl kararmadı? Daha ne kadar? Daha kararmadı. Burası terk edilmiş bir bina. Biz şu an Heybeliada'dayız. Evet. Burada herhangi bir tehlike olması mümkün değil. Rüzgar sesi, bunların tamamı, tamam mı? Nasıl ya? Şimdi şu filmli odaya tekrar giriyoruz, hayatımıza devam ediyoruz. Çok tırstım. Hayatımda hiçbir videoda bu kadar korkmamıştım. Vallahi gözlerim karardı şu an korkudan. Hadi Meryem, kendine gel ya. Bak burada birisinin akciğer filmi var. Verem hastanesi olduğu için böyle şeylerin olması çok normal ama kaç senedir terk edilmiş, hala duruyor olması da bir garip açıkçası bak. Ya burada bir oda var. Ya Yiğit gelsene. Bak oda falan var, biri çıkar bir şey olur, tırsıyorum. Burası full belge bakın. Full belge odası. Dosyalar çuval çuval duruyor. Adam hastaneye kabul etmeyip 5 gün sonra yollamışlar. Burada olmaz demişler. Hadi üst kata çıkalım. Üst kata mı çıkalım? Evet. Çok güzel merdiven. Ya. Manyak mısınız siz? Manyak mısınız siz? Şuradan anlaşalım. Rüzgar diye ikinize söyledim. Ne rüzgarı ya? Rüzgar olsa rüzgar burada olurdu ve ben bu kadar terlemezdim. Bu koridorda hep rüzgar olurdu, eserdi. Çok yanlış düşünüyorsunuz. Öyle mi? Rüzgardan başka bir şey. O ne var? Peki rüzgar değilse ne? Rüzgar burada niye yok? Tamam rüzgarsa burada yok. Abi hava akımı burada yapmıyor. Yukarıda üst katta yapıyor. Peki rüzgar değilse ne yani? Doğaüstü varlıklar mı var? Bilemiyorum işte. Ben söylüyorum doğaüstü varlık diye bir şey yoktur. O yüzden devam edin. Çok güven vermedi bu bilgi bana. Biri bizimle dalga geçiyor olabilir. Olsun dalga geçiyorsa dalga geçiyor. Dalga geçtiğimizde. Dur. Hemen niye? Gel buraya gelin. Manyak mısınız? Nereye gidiyorsunuz? Çığlık malık geldi ben yanlış mı duydum? Yanlış duydum sen. Ben yılan sesi duyuyorum arkadaşlar. Şu anda Şahmeran dizisinde gibi hissediyorum kendimi. Sağdan soldan yılan sesleri geliyor. Bak ben de korkuyorum ama bu kadar korkuya teslim olma. Ya ben de olacağım şimdi. Ben çok korktum. Gelmek istedim. Hiç korkmuyor bak. Niye korkmuyor? Ya. Sessiz ol. Koşup mu? Yok şuraya git bak bakayım koridora. Sensiz koridora, gidemem. Koridora sola bir dön bakayım koridora. Allah aşkına dön. Dönmem abi ben zaten tırsıyorum. Bağırmayın, sakin olun. Tamam ben de tek önden gitmem. Birlikte gideceksek gidelim. Hadi gidelim. Gidip mi böyle? Ben buraya gitmem. Tamam. Outlast. Outlast 1, 2, 3, 4, 5 hepsi burada çekilmiş. Işığı tutun bakayım. Merhaba, burada birisi var mı? Ne hi ya, ne hi? Sen de her şeyi korkmaya başladın. Dışarıdan ses gelirse nasıl kaçacağız? Çıkışı o kadar... İlla kaçırmayın. O ses ne? Ben mi duyuyorum? Yiğit yaptı onu. Yiğit'in nefesi. Hayır. Evet. O ses sen yaptın mı? Evet evet Yiğit yaptı. Öyle mi? Evet. Burundan nefes aldım. Abi bak ben de korkuyorum böyle şeyleri uzatmayın. Vallahi kamerayı fırlatırım kaçar giderim. Ya abi. Ben şu an terlemeye başladım. Ben de terledim. Ben gitmek istiyorum. Ben de terledim. Hepimiz terledik. Ben gitmek istiyorum. Şöyle bir arkaya baktık. Kapı gıcırtısı Meryemciğim korkma artık yavrum ya. Bak kapı gıcırtısı rüzgar esti. Tamam bir şey demiyorum rüzgar tamam. Rüzgar, okay. Ben burada gece gizlice kalmam arkadaşlar. Okay, bu videoyu patlar ben size söyleyeyim. Ben buradan gece gizlice kaçar. Şu asansöre bak. Biz buraya çok geç geldik. Birazcık daha erken gelebilirdik. Oo, sıfır kablolar. Ne oluyor? Tabii canım. Bak ben küfür etmem küfür edeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Daha ne olması gerekiyor? Hani bunların hepsinin bir uyarı olduğunu düşünebiliriz bence. Bu ne? Gel. Yüzleşeceğiz gel. Gidelim mi? Manyak mısın ya? Gel. Bir şey söyleyeyim mi? Korku aslında nedir biliyor musunuz arkadaşlar? İnsanın hayatta kalmasını sağlayan bir duygudur. İnsan korktuğu yere gitmez ve böylece hayatta kalır. Tamam. Al işte. Okay. Ne al işte? Ölüm tamam. Yani sesleri duyuyorum ben. Kırr kırr bir şeyler oluyor. Şuraya bak tuvalet pompası tam orta yerde bu bir işaret. Kırmızı bir tuvalet pompası. Tam koridorun ortasında duruyor. Sizce bunun amacı ne? Abi ya çok korkuyorum. Bak Yiğit'e hiç korkmuyor koçum benim. Koşun ben var. Meryem sen en arkada duruyorsun ama en arkada kamera yok. Arkadaşlar ben şu anda o kadar çok korkuyorum ki. Ben mesela burayı açıyorum. Aç bakayım. Ay tuvalet. Ay. Anasının nikahı. Annesinin nikahı. Ay şişe gitmiş. Ya çok... Ne oldu mesela oradan ses geldi. Bakmaya şey yiyor mu? Devam edelim. Bakmaya yiyor mu şu an? Dönüşte bakalım. Dönüşte bakalım. İnelim mi? İnelim. Çıkalım mı? İnelim. Bir yer var mı? Çıkmayalım. Hayır. Ya arkadaşlar ne kadar yukarı çıkarsak o kadar zor kaçarız. Gel balkona çıkalım. Ya bu çocukta bir cesaret var ama hiç boş. Neye cesaret var? Gel, neden? Sen korkmuyor musun? Daha yeni başladı. Durun. Siz orada susun. Anne! Sus Meryem sus. Meryem sus. Susma Yiğit yapma. Tamam. Çıkıp gidelim mi artık buradan? Üst katı var. Hayır üst katı çıkmak istemiyorum. Ben yeterince korktum ya. Ne yapalım? Hadi üst katı da görüp gidelim. Kaçalım gidelim ya. Ben korktum ya. Meryem çok uzaklaşma Yiğit'ten. Yiğit'e helal olsun ama bak hiç korkmadı. Soldan yukarı soldan. Ay lütfen buyurun. Hadi. Tamam. Gitmem hayatta. Gitmek istemiyorum zaten. Beni tek başına bırakmayın arkada ya. Kameraman da ortaya geçmeye çalışıyor. Ya. Allah kapı gözümün önünde gıcırdadı. Hiçbir şey yok ya. Ben çok korktum. Ben arkadaşlar korkunca ağzımı bıçak açmaz. Şu an yapmak istemediğim bir şey yaptığım için aşırı tırsıyorum. Bir şey değil mi? Kesmeden koy bunu. Ya kapı ve cam sesi dışında bir şeyler... Ben alıştım artık. Al. Yeterince korkunç. Korkmama yetiyor arkadaşlar. Al kendi kendine oynuyor işte. Ya of Allah'ım ya. Ben nereden düştüm buralara Allah'ım. Beni en arkada bırakmayın ya. Arkadaşlar tek renk videolarının devamı gelsin istiyorsanız hemen videoyu beğenin. Ne? Oğlum bütün kapılar kapanıp kapalıyor. Bu çok korkunç bir yer. Her yerden kapı sesi. Kapı kapanması değil. Bir yılı bir tane kesin oldu ikimizde böyle birine tık yanlış düşüyormuş gibi his var ya. Bir şey söyleyeyim mi? Okul filmini izleyenler vardır. Böyle koşacağım şimdi bütün kapı... Anneciğim! İnelim bence. Şansımızı zorlama hep defol gidelim buradan. Ben gitmek istiyorum. Tamam hadi gidelim. Hadi gidelim çok ses geldi. Beni arkada bırakmayın bak ben korkuyorum. Elimi tutun. Allah'ım yarabbim. Burası. Burası. Beni arkada bırakma. Bağırma, çok korktum. Nereden geldik buraya ya? Ya of. Çok oyun oynadık, hatırlıyor musun? Güzel maçlar. Hasek, binanı. Aşağı mı? Aşağı. Evet. Allah'ım yarabbim. Nereye çıkıyor? Buradan mı geldik? Aşağıdan geldik. Burası neresi? Yani yan binası, bunun altından geldik. Ben sadece tek başıma çok bırakılmak istemiyorum. Tamam. Burada gece gizlice geçirme olayı birazcık yaş gibi gözüküyor. Şuraya bak, nerede olduğumu bilmiyorum. Sahilden insanların eğlenme sesi. Kanka ağlama gergin sesi değil ses. Mi? Ağlama, gergin bir ses bak Temmuz. Tam sahil insanın sesi olabilir de. Haykırma sesi gibi. Hiçbir tane ışık yok orada. Hangi sahil insanının sesi? Tamam okey. Ya dediğim gibi... Aa, bunlar beni delirtecek. Ben burada bir gece kalsam var ya kafayı yerim. Aynı zamanda ben YouTube'da videolar izledim. Hiç kimse bu saatte buraya gelmemiş. Hiç kimse. Evet evet, akşamüstü. Herkes öyle. Gündüz vakti gelmiş. Bu kadar. Gece vakti gelen hiç kimse yok. Kalp krizi geçireceğim ben galiba arkadaşlar. Bu benim hayatımda girdiğim en korkunç yerdi. İyi cesaret ettim ama yine. Şurada biraz oturup sakinleşmem lazım. Bir de ben buraya gelirken şöyle planlar yapmıştım arkadaşlar. Gecenin ilerleyen saatlerinde yoruluruz. Artık oturmamız gerekir diye yanıma örtü aldım. Bir sürü erzak getirdim bakın. Şöyle bir sağlıklı atıştırmalığım var. Bir tane daha sağlıklı atıştırmalığım var. Brezilya cevizi getirdim. Çok güzel. Severim. Sağlıklı kurabiyem var. Bunun yarısını hepsi yolda yemiştim. Hepsi sağlıklı mı bunlar? Bak bir tane daha. Bak bitmiyor. Neler neler. Hatta şöyle bir şey yaptım. Sevimlilik yaparız diye bak. Kendime bunu getirdim. Yiğit'e de şunu getirmiştim. Yiğit'ciğim bak. Bak dedim ki sempatiklik yaparız, şaka yaparız. Cinler bizden korkmasın, çok sempatiyiz bakalım falan diye ama inanın bana bir tane daha sağlıklı atıştırmadık. Ben bunun hepsi 30 gram. Neyse ki yanımda şöyle bir şey de getirmişim arkadaşlar. Bu olanları hazmetmek için bir maden sodasına ihtiyacım olacak. Yiğit bana bunu açar mısın? Tabii ki. Bir de arkadaşlar bir planım daha vardı. Dur onu da göster. Allah cezanızı vermesin. Bu şart... Kimin şakası? Bu kimin şakasıydı? Bu işaret olabilir mi? Elimde patladı çünkü. Nasıl olabilir ya? Bütün yol çalkalandı çünkü. Bir de ben yine aynı şekilde dedim ki gece biz burada yatmadan önce Yiğit'le birlikte cilt bakımı yaparız. Kağıt maske getirdim. Ben de her gece yaparım zaten. Kore'den aldığım kuş sesi bu. Kuş sesidir değil mi? Öten kuş mu olur lan? Yine gelmiş olduğumuz yerden zıplayarak çıkacağız ama o yol çok karanlıktı biliyorsunuz. Nasıl olacak hiç bilmiyorum. Kalkan sesleri geliyor lan. Millet sahilde eğleniyor çünkü. Bizim gibi herkes cinci mi? Çok şükürler olsun Allah'ıma. Buradan çıktım. Hiç çıkamayacağım diye ödüm patladı. Bir de çıkarken de minik bir zorluk yaşadım. Yiğit sağ olsun orada da hayatımı kurtardı. Zaten bu gece Yiğit olmasaydı kapıdan girdiğimiz anda ben kaçmıştım. Bana çok yetmedi. Cesaretliydi. Bana yetmedi. Hala bana yetmedi diyor. Ben şu ana kadar hiç bu kadar korkunç bir yere gitmemiştim arkadaşlar. Biliyorsunuz daha önce de benzer videolar çektim. Bu şu ana kadar geldiğim yerler arasında en ürkütücüsüydü. Açıkçası en başta birisi beni korkutuyor diye düşündüm. Eğer itiraf etmeniz gereken bir şey varsa şu an itiraf edebilirsiniz. Oğlum, bu bir komplo muydu? Beni korkutmaya mı çalıştınız? Çok kalabalık bir ekip olması lazım öyle değil. Biliyorsunuz fabrikada daha önce benzer bir şey yaşamıştım. İlk başta ondan korktum ve gerçekten videoda bir ara ağlayacaktım arkadaşlar. Çok korktum. Burası da az önce içeriden görmüş olduğumuz binanın ana kapısı. Gelmeyin arkadaşlar buraya ya. Çok korkunç. Bu videoyu izledikten sonra eminim buraya gelmek isteyen YouTuber olacaktır, TikToker olacaktır. Ben arkadaşlar büyüğünüz olarak uyarımı yapayım. Burası gerçekten çok korkunç. İzlerken belki Meryem abarttım diyeceksiniz ama yemin ederim abartmadım. Çok korktum. Yiğit'ciğim bu arada çok teşekkür ederim geldiğin için. Rica ederim. Ben çağırdığın için teşekkür ederim. Sen olmasaydın gerçekten bu çok video olmazdı. Güzeldi. Doğru kelime mi emin değilim ama güzel. Tamam benim için güzeldi. Belki gece gizlice kalamadık ama çok güzel bir deneyim yaşadığımızı düşünüyorum. Ürkücü bir deneyim yaşadığımızı düşünüyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Böyle şeyleri sakın denemeyin. Zaten içeride neler yaşadığımı da gördünüz. Ben gerekli bütün önlemleri aldıktan sonra bu tarz şeylere girişiyorum biliyorsunuz. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videodan sonra kanalımın konseptimi bir gözden geçireceğim. Acaba diyeceğim renk videoları yapmaya geri mi dönsem? Daha lay lay lom ne bileyim. Bir gün boyunca Barbie oldum falan filan. O tarz şeyler yapabilirim arkadaşlar. Arkadaşlar sizi çok seviyorum. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.